İngiltere'de iş ve yatırım programından herkese merhabalar. Bu programda her hafta İngiltere'deki yatırım fırsatları, yatırım iklimini ve ticaret yapma ile ilgili püf noktalarını konuşacağız. Ve her hafta London Bridge Project CEO'su ve girişimci Kemal Sidar'la bu konuları değerlendireceğiz. Kemal hoş geldin. Merhaba Agil, teşekkürler. İlk program dolayısıyla hemen bir soralım. Kemal Sidar kimdir? Kısaca bir kendisi tanıtabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Öncelikle davetin için çok teşekkürler. Programda olmaktan da çok mutlu oldum. Eminim çok güzel işler beraber ortaya çıkaracağız. Ben 1980 Kayseri doğumluyum. 2007'den beri farklı şirketlerim var. Kendimi bir nevi girişimci olarak da nitelendirebilirim. Son 4 senedir İngiltere'deyim. İngiltere'de London Bridge Project isimli bir şirketimiz var. Saha ve online tarafta satış operasyonları yönetiyoruz. Yine Türkiye'de, Güney Afrika'da, Bulgaristan'da, Kazakistan'da ofislerimiz var. Farklı alanlarda iş yapan profesyonellerden oluşan bir ekibimiz var. Burada da mümkün olduğu kadar hem Türk şirketleri hem de aslında dünyadan farklı şirketlerin İngiltere'de iş yapmasını sağlayan bir organizasyon yönetiyorum. Peki İngiltere'de yatırımın cazibesi nedir? İngiltere'de de yatırım yapan birisi olarak bence cazibesi çok yüksek ama İngiltere'de yatırım belki farklı başlıklar altında inceleyebiliriz. Girişimciler için farklı, büyük şirketler için farklı, hatta IT gibi yenilikçi teknolojiler için farklı, geleneksel şirketler için farklı. Şimdi en küçük ölçekten başlayalım çok kısaca istersen. Çekirdek aşamasındaki girişimciler için İngiltere neden cazip? Aslında burada para bol ve yatırım ekosistemi oldukça gelişmiş durumda. Yani siz tırnak içerisinde ucuz parayı kolay yoldan bulabiliyorsunuz ve bunu işinizi büyütmek için bir kaldıraç olarak kullanabiliyorsunuz. Fikir aşamasında dahi yatırım alabiliyorsunuz. Orta boydaki şirketler için şöyle bir avantaj var. Kendi ekonomimiz, yani Türkiye ile kıyaslarsak aslında ekonomik derinliği çok büyük olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve uluslararası ekosistemlere doğrudan bağlı olan bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden İngiltere'ye orta ölçekli KOBİ diyeceğimiz veya KOBİ'nin büyüğü diyeceğimiz şirketler için İngiltere'ye yatırım yapmanın tek avantajı İngiltere'de olmak değil, İngiltere'den bütün dünyaya ulaşmak ve bulunduğunuz ekonomide de yeterli derinliğe sahip olduğunuz için istediğiniz gibi büyümek. Uluslararası veya Türkiye'den çıkan büyük şirketler, holdingler için ise yani İngiltere dünyanın kalbi. Amerika var, kıta Avrupa'sında İngiltere var, Uzak Doğu'da Hong Kong veya Singapur buna eşdeğerde. O yüzden bir etiket olarak, üstün niteliklerle beraber çalışmak olarak, standartlara erişmek olarak İngiltere yine cazip anlama, cazip olan bir ülke. O nedenle hani birçok açıdan İngiltere'de olmak avantajlı. Peki bu programda daha çok Türkiye ile İngiltere arasındaki bu yatırım ilişkilerini konuşacağız. Evet. Türkler için burası nasıl bir yatırım yapma için kolay bir ülke mi? Özellikle şu anda bu Brexit'ten sonra İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor ve bu nedenle farklı ülkelerle ikili anlaşmalar yapıyor. İngiltere ile Türkiye arasında Brexit sonrası yatırım fırsatları hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle bakıyorum. İhracatçı birlikleriyle beraber çalışıyoruz. Bundan yaklaşık bir sene önce dahi bize İngiltere-Türkiye serbest ticaret anlaşmanın hazır olduğu bilgisi geliyordu. İngiltere Türkiye için önemli, Türkiye için de İngiltere önemli. Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı, ihracat fazlası verdiğimiz bir pazar. Buradan bütün dünyaya erişebildiğimiz bir pazar ve sıkıntımız olmayan bir pazar. Hem ekonomik anlamda hem de başka alanlarda. Brexit sonrası İngiltere'de özellikle ihracata ve farklı pazarlarla anlaşmalar yapmaya önem veriyor. Bu konuda birçok program açıklamış durumda. Devletin kendi İngiltere hükümetinde bu konuda destekleri var. Şimdi ikili matchmaking yaptığımız zaman Türkiye için, Türk şirketleri için İngiltere bir fırsat. İngiltere için Brexit sonrası Avrupa pazarı haricinde Türkiye güzel bir pazar ve Türkiye üzerinden de yakın coğrafyaya erişmek için iyi bir başlangıç noktası. O yüzden iki yönden gerçekten pozitif bir rüzgar esiyor. Elbette hani pound'a karşı güçsüz bir para birimine sahip olmamız, farklı engeller var hani işe başlamak, yatırım yapmak için ama onları biraz sonra tartışırız, onu bir kenara koyarsak burası Brexit sonrası için fırsat kaçırılmaması gereken bir ülke. İngiltere Türkiye için önemli. Türkiye için de İngiltere önemli. İngiltere Türkiye'nin en büyük ikinci ihraç pazarı. Fazla verdiğimiz bir ihraç pazarı. Ve esasında biraz da tuhaf olan bir konu var. Örneğin IT sektöründen yola çıkarsak hep böyle kıta Avrupa'sının üzerinden Amerika'ya gidiyoruz ama İngiltere'yi hiç değerlendirmiyoruz. Ama İngiltere Türk yatırımcısı için, Türk iş insanları için oldukça cazip bir ülke. Birçok açıdan cazip. Yani birincisi liberal bir ülke.
Nereden geldiniz, ne yapıyorsunuz, kimsiniz, nesiniz onlarla ilgilenmeyen bir ülke. İşinizi iyi yapıp yapmadığınıza bakan bir ülke. İyi yapıyorsanız imkanları size eşit şekilde sunan bir ülke. O yüzden hem fon kaynaklarına erişim, müşteriye erişim, uluslararasılaşmaya başlangıç açısından İngiltere ideal bir başlangıç noktası Türk yatırımcılar için. Ancak öte yandan şuna dikkat etmek gerekiyor. İngiltere aşırı derece rekabetçi bir ülke. Yani dünyanın bütün yetenekleri bu ülkede. Bütün rekabet buradan başlıyor. O yüzden işte Ankara'dan İstanbul'a gelmek, İstanbul'dan İzmir'e gitmek gibi değil. Kültüre hakim olmak gerekiyor, yatırımı tanımak gerekiyor, müşteriyi tanımak gerekiyor, rekabet ortamını anlamak gerekiyor ve başlangıç noktasında iyi seçmek gerekiyor. Biz içgüdüsel olarak hep Londra'dan başlıyoruz ki benim kendi şirketimden bir proje esasında. Çünkü aklımızda şöyle bir şey var, Londra eşittir İngiltere. Ama yapacağınız işe göre, kurmak istediğiniz işe göre başlangıç şehrinizi, bölgenizi iyi seçmeniz lazım. Londra elbette kalbi her şeyin ama Londra'ya geldiğiniz zaman da işte çıta çok yükseliyor. Beklentiler çok artıyor, maliyetler çok artıyor, yaşam standartları yükseliyor. Örneğin diyelim cyber security işi yapacaksınız. Aynı işi, aynı müşteriyi, aynı sterlini Galler'de de, Cardiff'te de başlayarak kazanabilirsiniz. Veya yenilenebilir enerji işi yapacaksınız. Londra yerine belki Birmingham veya Leeds'e de gidebilirsiniz. O yüzden ilk olarak nerede nasıl bir iş yapacağınızı iyi bir analizle seçmeniz lazım. Ondan sonra mutlaka gelin. Çünkü çok ciddi bir fırsat sunuyor. Peki Kemal Sitar, İngiltere'de iş yapma kolaylığı nasıl? Hani şirket nasıl kurulur? Kolay mı kurulur? Nereden başlamak lazım? İngiltere'de iş yapmak gerçekten kolay. Yani özellikle bizim gibi Türk girişimciler, Türk yatırımcılar, Türk iş insanları için düşünürsek hani uğraştığımız prosedürler, bürokrasi, süreç İngiltere'de yani gerçekten kolay. Hani şirket kurması teorik olarak bir pound diyelim ama hani tabii ki hani işte muhasebeyle vesaire çalışıyorsunuz. İşte 2-3 günde de kurabiliyorsunuz. Devletin size ciddi bir güveni var. Her zaman beyanınızı esas alıyor. Vergi verirken vergi %20, yakında işte %19-%17'lere düşecek. 86 bin pound ülke içi işlerinize kadar olan faturalarınız için KDV ödemiyorsunuz. Yani birçok açıdan kolaylaştırılmış bir süreç var. Hemen hemen her şey online olarak gidiyor. Bir tek banka hesabı açmak kronik anlamda Londra'da, İngiltere'de zor bir konu. Onun da yeni işte Sterling Bank gibi şubesiz bankacılık, online bankacılık, fintech çözümleriyle çözmek mümkün olabiliyor. Ama istatistiklere de baktığımız zaman her zaman ilk 5 içerisinde. Prosedürü anlamak çok kolay, iş yapmak çok kolay, fatura kesmek çok kolay. Yani öyle matbaaya gittim, fatura numarası aldım, peçeteye yazıp fatura diye verebiliyoruz. Önemli olan beyanınızın ispatını yapabilmeniz ve kurallara uymanız. O yüzden burada iş yapmak belki de dünyada iş yapabileceğiniz en kolay ülkelerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Peki İngiltere'de yatırım yapmak için ya da girişimlere dahil olmak için çok büyük parayla bir giriş yapmak gerekir mi? Biliyorsunuz Türkiye ile Türk parasıyla evet. Sterlin arasında ciddi bir fark artık var şu anda. Kıyaslanamaz hale geldi 9-10 yani. Evet, civarında. 9-10 oldu. Hani bu işleri iyice zorlaştırmıyor mu? Evet, kesinlikle zorlaştırıyor. Hani bunun da kolay bir yolu yok. Hızlıdan böyle çözebileceğimiz bir şey yok. Ancak bazı sektörler avantajlı. Tabii bu avantaj yatırım maliyetlerini düşürüyor. Örneğin dijital teknolojiler veya bazı SaaS servisler gibi. Hani pazara giriş maliyetleriniz düşük. Çünkü ciddi bir yatırım gerekmiyor. Birçok işinizi Türkiye'den halledebiliyorsunuz. Bu bir development kısmı olabilir, tasarım kısmı olabilir, sistem destek veya müşteri hizmetleri olabilir. Ama bu şunu getiriyor. Yatırım maliyetinin düşüklüğüyle beraber herkes için düşük olduğu için de rekabetin yüksekliğini getiriyor. O yüzden burada bir trade-off. Yani seçtiğiniz alanda gerçekten esnek olup düşük maliyetlerle işe başlayabilirsiniz. Ama siz önden bu rekabete hazırlanmadık rakiplerini bilmiyorsanız bu sefer de hani bir puan bile harcasanız boşa gidebilir. Öte yandan biraz önce de söylediğim gibi biz hep rakamları kıyaslarken Londra'dan kıyaslıyoruz. Yani burada ortalama bir maaş diyelim ki yıllık konuşuyoruz biliyorsunuz 80 bin poundlardan başlıyor. Ama işte batıya gittiğiniz zaman bu rakam 40 bine düşüyor. Biraz kuzeye gittiğiniz zaman 30 binlere düşüyor. Eğer ki işinizin yönetilebilirliği ki özellikle bu pandemi döneminden hep uzaktan çalışmak mecburiyetindeyiz. İşinizi eğer uzaktan yönetebiliyorsanız veya kurgunuzu lokalleştirebiliyorsanız o zaman maliyetleri biraz daha düşürmek mümkün. Bir de bununla beraber aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği ihracat teşvikleri de var.
pazarlama alanında, ofis alanında, mağaza alanında, danışmanlık alanında. Bunları da biraz akıllıca kullanıp başlangıç maliyetlerini kaldıraçlamak da mümkün olabilir. Şu tuzağa düşmemek lazım. Burada Türkiye'deki gibi başlayamazsınız. Yani daha fazla para ve daha fazla zaman istiyor. Özellikle zaman istiyor. Çünkü insanların görüp inanması gerekiyor. Peki şimdi bu pandemiyle beraber uzaktan çalışma, işte bu bahsettiğiniz gibi kurgunun lokalleşmesi hep gündemde. Çoğu kişi artık normal her gün gittiği işine böyle gitmeden de her şeyini halledebiliyor. Hatta çoğu yerdeki bazı ofisler kapanma noktasında. Şu yani, anda bu evet. Yayını yaptığımız yer yani, bile evet. Level 39 daha önce de geldiğimizde evet. Akşam 7'yi beklerdik böyle bir çekim yapmak için. Evet, çok kalabalıktı. Şu anda kaç kişi var? 10 kişi belki, falan. Evet, o kadar. Hani bu kurgunun lokalleşmesinden bahsedersek, Türkiye'den hiç buraya gelmeden oradan burada burada bir şey yapma şansları yok mu insanların, yani buraya taşınmasına gerek kalmadan? Aslında hani lokalleşme şöyle önemli. Şirketi alıp buraya kurmak, insanları getirmekten öte buranın kültürünü anlamak önemli. Yani buradaki insanlar neyi seviyor? Buradaki insanlar nasıl tüketiyor? Mesela İngiltere birçok istatistikle kıta Avrupa'sının 2-3 katı üzerinde. Ama hane halkı gelirleri de yüksek. Harcamalara bakarsanız inanılmaz pintiler. Hani gerçekten para harcamak istemiyorlar. Penny hesabı yapıyorlar. Yani bir pound fazla vermek, onu ölçüyorlar. O yüzden bunu anlamadan lokalleşme olmuyor zaten. Elbette ki herkesin gelmesine, herkesin taşınmasına, bazen şirket kurmasına dahi gerek yok. Hani onu daha sonra tartışalım. Çünkü şirket kurmanın getirdiği avantajlar var mutlaka. Ancak esas lokalleşme şu, yani siteyi İngilizceye çevirmek değil, müşterinizin dilinden anlamak. Şimdi biz iki Türk olarak sohbet ettiğimiz zaman aynı fıkraya gülebiliyoruz, aynı background'ı anlayabiliyoruz, ekonomiyi tartışıyoruz, pound'u söylüyoruz vesaire. Şimdi İngiliz müşteri de bu. Yani sizin hello yazmanız onun o anladığını anlamına gelmiyor. Yani işte bu buradaki Londra'daki ekosistem farklı, kuzeydeki farklı, batıdaki farklı, doğudaki farklı. O ekosistemi bilerek lokalleşmek lazım. Ondan sonra gerekiyorsa personel de bulunur, şirkette taşınır, ofis de açılır. Ama önce müşteriyi anlamak gerekiyor. Peki, Türkiye yatırımcısı için İngiltere'de en uygun yer neresi? Londra mı diyelim o zaman? Hani? Yani şöyle, ben tabii Londra'nın dışında yaşayan bir insan olarak, batıda yarım saat mesafede, yine de Londra derim. Yani tamam, çok şey anlatıyoruz. Orası da var, burası da var. Şöyle başlamak lazım. Ama günün sonunda dönüp dolaşıp Londra'ya geleceğiz. Çünkü iş de burada, insan kaynağı da burada, para da burada. Çıkış da bu nokta. Ama burada kritik nokta şu, başlangıç burası olmak zorunda değil. Evet, mesela fintech işi yapıyorsunuz. Yani gidemezsiniz başka bir yere. İşte Level 39'da olacaksınız veya Canary Wharf'da olacaksınız vesaire. Ama yine cyber security veya gaming yapıyorsunuz. Başka bir yerde başlayabilirsiniz veya plastik satacaksınız. Otomotiv yan sanayi yapacaksınız. Yok ki burada üretim. Kuzeyde hepsi yani. Birmingham ve üzerinde veya Reading bölgesini temsil ede vesaire de. O yüzden hani başlangıç için farklı yer olabilir ama günün sonunda dönüp dolaşıp Londra'da merkezimiz olacak elbette. Ben de Cambridge'de başladım. Şimdi buradayız. Londra'ya geldim. Evet yani aynen. Ben de orada hani depomuz başka yerde, operasyon ofisimiz başka yerde ama merkez ofisimiz yine Sharp'ta. Peki bu devletin yurt dışında bu yatırım yapanlarla ilgili bir ihracat teşvikleri var dediniz. Evet, evet. Burada da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ofisi var bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Hani buradan bahsedebilir misiniz biraz? Hani çünkü sizin de orada bildiğimiz kadarıyla bir ofisiniz var. Evet. Vardı. Vardı, taşıdık. Büyüyünce taşıdık. Ben orada hala sanıyordum. Bundan faydalanmak için ne yapmak lazım? Tamam. Hani en azından yeni girişim için. Şöyle, birinci başlangıcı ihracat teşvikleri tarafında, Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanıyor. O aslında yurt dışında harcama yapan ülke bağımsız bütün şirketlere belli kriter altında sağlanıyor. İşte ihracatçı birliğine kayıt oluyorsunuz, ön onay alıyorsunuz veya faturalarınızı beyan ediyorsunuz vesaire vesaire. Hibe destek bunlar %50'den %75'lere, 80'lere kadar çıkabiliyor. Şimdi İngiltere'nin avantajı şu, pardon, İngiltere öncelikli ülkeler arasında. Yani İngiltere'de yaptığınız zaman harcamalarınız bir ekstra destek ve ekstra öncelik alıyorsunuz. Bunlar seyahat olabilir, bunlar danışmanlık olabilir, ofis olabilir, reklam olabilir. Mesela AdWords giderlerinizi karşılıyorlar. Yani çok %75 ve $400,000 kadar. Yani çok ciddi bir destek.
Hani az önce konuşuyorduk ya, buraya gelmeden de ne yapılabilir? Hani gelmeden de bu desteklerle beraber lokal pazarı iyi anlayıp işe başlamak mesela bu hibelerle de mümkün. Bu Türkiye'den sağlanıyor. Başvuruyu Türkiye yapıyorsunuz, hazineden ödemesini alıyorsunuz. Bir de burada işte Türk Ticaret Merkezi var, Holborn'da var, Monument'ın orada var bildiğim kadarıyla. Bir tanesi IT için, bir tanesi seramik ve endüstriler için. Oralara da başvurup bir cluster içerisinde, küme içerisinde yer alabiliyorsunuz. Onun da yine %75 oranında ofis kirasını devlet ödüyor. Orada olup işte o ekosisteme dahil olup ortak hizmetleri kullanıp işte muhasebe, hukuk, finans, ofis gibi başlangıç giderlerinizi düşürüp işe hızla başlamanız sağlanıyor. Dubai'de de var, Londra'da da var, bildiğim kadarıyla Rusya'da da var. Bu size ciddi bir hızlandırıcı etkisi yapıyor. Peki bu teşvikten faydalananların başarı oranı var mı, bir böyle istatistik, hani ya şu kadar kişi geliyor ama işte bir kısmı tamamen nasıl söyleyeyim, başarılı yani olmuyor. Şöyle başarı mesela teşvik faydalanma oranı dersek bu biraz daha para çok amel ilişkisi gibi olduğu için, yani evrakları doğru verir, harcamanızı doğru yapar, onaylarınızı doğru alırsanız paranızı alırsınız. Yani birinci başarı kriteri onu diyelim. İkinci başarı kriteri iş başarısı ise eğer. İş başarısı o birazcık soru işareti. Çünkü bir, ölçümlenmiyor çok fazla. İki, ölçümlenmesi de çok mümkün değil. Çünkü siz beyan ediyorsunuz, takibi vesairesi. Ama yani benim şahsi kanaatim ve samimi itirafım, başarı oranı maksimum %30'dur. Temel sebebi de şu, bu biraz böyle bedava para gibi algılanıyor. Aynı Ar-Ge teşviklerinde, lokalde olduğu gibi. Bu bedava para değil. Birincisi, siz harcıyorsunuz. İkincisi, yani bunu satışa ve ticarete yönelik ölçüm hesap yapmadan harcarsanız, tamam %80 de alın, %100 de alın, boşa harcamış oluyorsunuz. Yani reklam da verseniz boşa gidiyor, ofistaysanız boşa gidiyor. O yüzden ilk önce hiç para harcamadan, yani müşteri kim, İngiltere kim, ne yapar, nereden başlayayım, rekabetim ne, kimler var, hangi ürün satıyorlar, referansımı nasıl erişeceğim, bu adamlar neye bakarak satın alıyor, bir onları bir hazırlayayım. Diyeyim ki tamam, ben bunu yapmak için 100 lira bütçeye ve 5 aya ihtiyacı var. Ondan sonra başvurayım. O zaman başarı oranı %80'e çıkar. Peki devlet bu teşvikleri verirken o kişilerden ne istiyor? Yani ülkeye yatırım getirmelerini mi istiyor? Ya da startupların gidip başarılı hale getirmelerini aslında mi istiyor? Aslında şunu istiyor. Türk markasını, Türk yatırımcısını uluslararası hale getirmek istiyor. Yani gel de parayı İngiltere'ye göm, geliri de İngiltere'de elde etti demiyor esasında. O bir ayrıma dikkat et. Evet, İngiltere'de iş yap, dünyada iş yap, dünyada para kazan. Ama gel bu katma değeri tekrar Türkiye'ye taşı. Vergini Türkiye'de verirsin, işte oradan fatura keserek. Ondan sonra patent sahibi olabilirsin, marka sahibi olabilirsin. Türk markasını dünyada bilinir hale getirmek ve bu hedeflere ulaşmak için de ihracatlı, katma değerli ihracatı arttırmak istiyor. Başlangıç maliyetlerine yardımcı oluyor. Peki bizim bildiğimiz var mı? Bu şeyden başarılı olup ortaya çıkan firma var mı? Esasında var, hani isim zikretmek ne kadar, yani işte True Quality programında çok fazla başarılı olanlar var. LCWAC 2 diyebiliriz mesela, hani farklı koç grubunun bir sürü şirketi var. Marka destek programında başarılı olanlar var. Başarılı olan şirketler var. Bir kısmı zaten başarılıydı, yani param varsa param var mantığında, hani faydalı oldu. Ama öte yandan küçük startuplara bakarsak, birçok IT şirketi örneğin bu destekleri alıp İngiltere'de güzel başlangıçlar yaptı. Yani 100 lira para harcayacağına 20 lira para harcadı. Ama 100 liralık etkiye sahip oldu ve satış yaptı. Şimdi istihdam yapıyor, markasını aldı, müşteri kazandı, farklı ülkelere açılı oldu. Yani gerçekten başarı hikayeleri var ama doğru anlayan şirketler için var. Peki teşekkür ediyoruz. London Bridge Project CEO'su ve girişimci Kemal Sidar'a. Ben teşekkür ederim. Birinci bölümün sonuna geldik. İngiltere'de iş ve yatırım programının. Bugün İngiltere'de dünyanın önemli ticaret merkezlerinin birinde Londra'da bu yayını yaptık. Bu bölümde daha çok genel konulara değindik. Bundan sonra İngiltere'de yatırımla ilgili bütün konuları derinlemesine her hafta işleyeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.